Merhaba, bugünkü içeriğimize, bugünkü çalışmamıza hoş geldiniz. Bugün bir deney içeriği olacak bu. Deney çalışması yapacağız. Şöyle ocakta veya ateşte kullandığımızda istediğimiz kaplarımızın bu siyahlıklarını biliyorsunuz çıkaramıyoruz. Şöyle sarımtırak lekeleri çıkartamıyoruz. Bunları temizlemek için bir deney yapacağız. Bir yerde görmüştüm. Dedim ki çok merak ettim, başarılı oluyor mu gerçekten? O yüzden biz de bir deneyelim istiyorum. Sonuçta bir kimyager değiliz. Çocuklardan uzak tutun. Kendinizi koruyun çıkacak gazlara karşı. Yani çok fazla rahatsız edici bir şey olacağını düşünmüyorum ama. Bir dalan sabunu kullanacağız böyle. Yarım litre yani 500 mililitre kolaya ihtiyacımız olacak. Şöyle bir yemek kaşığı tuz, bir bardak su, ayrıyetten yine 500 mililitre su kullanacağız. Böyle bir kabın içerisine sabunumuzu rendeleyerek işlemlere başlayacağız. Bakalım deney gerçekleşecek mi? Hayırlısı diyelim şimdiden. Bu çalışmamıza başlayalım. Evet, şimdi ocağımızın altını yaktık. Rendelemiş olduğumuz sabuna kolamızı döküyoruz. 500 mililitre. Şöyle bir karıştırıcıyla. Beş mililitrede suyumuzu döküyoruz. Şimdi güzel herhalde kaynayacak bu. Sabunlar eriyecek kaynaya kaynaya. Arada bir şöyle karıştırırız. Sonra bir bardak suyumuzun içine bir yemek kaşığı tuzumuzu eritip bu kaynama gerçekleştikten sonra onu da ilave edeceğiz. Tuzumuzu bardağın içinde bir suya eritip bir yemek kaşığı tuz. Sabunumuzu eridi. Ağır ateşte kaynattık. İçerisine hazırladığımız bu tuzlu suyu da döküyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Şöyle tuzlu suyumuzu iyice karıştırmış olalım. Sonra basit kapların içerisine dökeceğiz ve soğutacağız bunu. Temizleyici kalıplar halinde olacak bu. Sonra o siyah kaplarımızın altını yıkamayı deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Bu deneyimizi göreceğiz.
Evet, kaplarımıza döktük. Bu şekilde soğusun, donsun bunlar. Sonra deneyimizin son aşamasına geçelim. Evet, birazcık yapmış olduğumuz şeylerin donmasını bekledik. Şimdi şöyle evet, süngerimizi biraz nemlendirdik. Şu krem şeyinden şöyle biraz yüzeyinden alalım. Şu kirli tavamızın üzerinde şöyle biraz uygulama yapalım. Bakalım gerçekten bu doğru mu? Bu deney başarıya ulaşacak mı? Göreceğiz. Şöyle. Tavamızdaki bu sarılığı çıkartacak mı? Evet. Şöyle yıkadığımız zaman gördüğünüz gibi deney başarılı sayılır. Hani biraz bekletmek gerekiyor belki. Daha az uğraşmak için biraz sıcak su kullanılabilir ama gördüğünüz gibi ana şeyi, başlangıçtaki simsiyah hali gitti. Biraz da baskı uygulayarak şu kalan şeyleri de tamamen çıkartabiliriz. Hani birçok deterjanla birçok şeyle çıkmıyor. Ama bence deney hani mantıklı sonuç verdi. Tamamen başarısız sayamayacağım. Umarım kanalımızdaki bu çalışmayı beğenmişsinizdir. Beğeni, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Yeni çalışmalarda, yeni içeriklerde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıklı günlerde kalın. Tam zamanlı pusula çağlayanda kalın. Hoşça kalın.